İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın antik Aslantepe höyünde yeni keşifler. Batı Ermenistan'ın Gesarya'daki şelale Niagara'dan daha da yüksek. ABD Büyükelçisi'nin fonu sanayini korumak için 192 bin dolar tahsis edecek. Aliyev, Eylül'deki savaşı Azerbaycan'ın başlattığını kabul ediyor. Afganistan'daki saldırıyı IŞİD üstlendi. En az 90 can kaybı. Madenat Aran'da yabancı dillerden oluşan el yazmaları sergisi açıldı. Stepanakert'te ulusal dans dersleri verilecek. Batı Ermenistan'ın Malatya şehrine 7 kilometre mesafede bulunan ve UNESCO Kültür Mirası kalıcı listesine alınan Aslantepe höyünde 1000 yıl öncesine ait olduğu düşünülen 28 mezar ile yine 5500 yıl öncesinden kaldığı tahmin edilen 4 ev kalıntısına rastlandı. Kazılar ile evlerin içerisine doğru ilerlenirken alanda daha birçok objenin bulunabileceği tahmin ediliyor. Devlet ve bürokrasinin temellerinin atıldığı Aslantepe höyünde bu yılki kazı çalışmalarının 1/3 tamamlandı. Geç Kalkolitik'ten geç Hitit dönemine kadar geçen tarihsel sürecin buluntularına rastlanan Aslantepe, Hititlerden Roma ve Bizans'a kadar pek çok medeniyete ev sahipliği yaptı. Batı Ermenistan'daki Gesarya Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde bulunan ve yükseklik bakımından Kuzey Amerika'nın doğusundaki ünlü Niagara Şelalesi'nden daha yüksek olan dünyanın en yüksek ikinci şelalesi olma özelliğine sahip Kapuzbaşı Şelalesi görenleri kendisine hayran bırakıyor. 5 tane büyük, 2 tane küçük olmak üzere 7 şelalenin bulunduğu bölge, suyun akarken çıkardığı ses ve oluşturduğu serinlikle Gesarya'ya yerli ve yabancı ziyaretçilerin en çok tercih ettiği mekanlardan bir tanesi. Takım şelalelerinin bulunduğu alan ise doğa tutkunları ve fotoğrafçıların da ilgisini görüyor. Şelaleyi ziyaret eden vatandaşlar karşılaştıkları manzaradan çok etkilendiklerini ve imkanı olan tüm vatandaşların görmesi gerektiğini söylüyor. Ermenistan Cumhuriyeti Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Bakan Yardımcısı Karen Tırçunyan, Amerika Birleşik Devletleri'nin Ermenistan Büyükelçisi Lynn Tracy ile birlikte Sanahin Manastır Kompleksini ziyaret etti. Ziyaretin amacı manastır kompleksinin kuzey tarafındaki anıt kompleksi olan Zakaryanlar sülalesinin mezar şapeli ve Arhutyan Yerkayna Bazuk sülalesinin mezarlarının güçlendirilmesi, onarımı ve restorasyonu için planlanan çalışmaların başlatılması. Bakanlık yaptığı açıklamada geçen yıl Ermenistan Cumhuriyeti'nde ABD Büyükelçiliği'nin hibe programı çerçevesinde Sanahin Manastır Kompleksi'nin güneydoğu tarafındaki Surp Harutyun, Surp Hagop Kiliseleri ve Tutevordi adlı haçkarın araştırma, tasarım ve restorasyon çalışmaları sipariş edilmişti. Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisi'nin Kültürel Koruma Fonu tarafından kültürel koruma çalışmalarını tamamlamak için ek olarak 192 bin dolar sağlandı. Güneydoğu Anıt Kompleksi çalışmalarını yürütmek amacıyla 2019 yılında 100 bin dolar tahsis edildi diye belirtti. Ermenistan Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ve Güvenlik Konseyi'ndeki temsilcisi Maher Margaryan'ın Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine hitaben yazdığı mektup, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ve Güvenlik Konseyi'nin resmi belgesi olarak tanındı. Bu mektupla Azerbaycan'ın en yüksek makamlarının Artsakh'a karşı yürüttüğü saldırıyı, işlediği suçları savunma hakkı olarak sunması ve Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin 51. maddesinin yanlış yorumlarıyla örtbas etme girişimleri Birleşmiş Milletler'e üye devletlerin dikkatine sunulmaktadır. Büyükelçi Margaryan, Azerbaycan makamları tarafından sürekli olarak dile getirilen nefret söylemi ve savaşçı retoriğe atıfta bulunarak, Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın 14 Ağustos'taki bir röportajda Artsakh Dağlık Karabağ sorununu kendi lehine çözülmesi amacıyla 2020 yılının Eylül ayında savaşı başlatanın Azerbaycan olduğunun itiraf ettiğini vurguladı. Bu şekilde Azerbaycan'ın uluslararası yükümlülüklerini resmi olarak ihlal etmesi ve küresel salgın şartlarında savaşı başlatması, aynı zamanda Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin küresel sağlık krizi sırasında askeri eylemleri durdurma çağrısına aykırı hareket ettiği resmen doğrulanmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı Pentagon Sözcüsü John Kirby,
26 Ağustos'ta Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı dışında iki patlama olduğunu açıkladı. Terör saldırılarında ölenlerin sayısı 13'ü Amerika Birleşik Devletleri askeri olmak üzere 90'a yükseldi. En az 150 kişi yaralandı. Saldırıları DAEŞ üstlendi. Rus RIA Novosti Ajansı'nın muhabirine göre üçüncü bir patlama ise 27 Ağustos'ta Kabil Havaalanı yakınında gerçekleşti. Mağdurlar hakkında henüz bir bilgi bulunmadığı belirtiliyor. Mesrop Maçlot adlı eski el yazmaları müze enstitüsü Madena Taran'da uzun bir aradan sonra diğer dillerdeki benzersiz el yazmaları yeniden sergileniyor. Madena Taran'ın kıdemli araştırmacısı Kristine Kostikyan, içerik açısından bu sergi diğer sergilerden farklı. Çünkü önceki sergilerde sadece Farsça el yazmaları sunuluyordu. Şimdi ziyaretçilere Arapça, Farsça, Osmanlıca, Etopyaca, eski Yunanca el yazmaları sunuluyor diye belirtti. İran'ın Gajar yetkilileri tarafından 1798-1829 yılları arasında Ermenice ve İngilizce olarak tercüme edilen ve Madena Taran'da tutulan 96 bildiriyi içeren Madena Taran'ın Farsça bildirilerinin 5. cildinin yayınlandığını da eklemek gerekir. Tınciri adlı geleneksel şarkı ve dans topluluğu üyesi Maryam Andreasyan, Artsakh Press muhabiriyle yaptığı konuşmada, Artsakh'ın bağımsızlık gününde 2 Eylül saat 19'da Tınciri adlı geleneksel şarkı ve dans topluluğu ormanlık bölgede açık bir halk dansı dersi düzenleyeceğini ifade etti. Andreasyan, Tınciri adlı geleneksel şarkı ve dans topluluğu ulusal müziğin korunması ve yaygınlaştırılması adına faaliyetlerine devam etmektedir. Yaş sınırlaması olmaksızın düzenli olarak herkese açık halk dansı dersleri düzenledik. 2 Eylül'de Tınciri üyeleri katılımcılara ulusal dansları öğretecek. Kültür milletin ruhunun aynasıdır. Ülkenin devlet sınırı gibi korunmalıdır. Kültür her ülkenin bağımsızlığı ve devletliğini onaylayan en önemli mücadelesidir, dedi. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Artsakh'ın Menkengmer Sareri adlı devlet topluluğu tarafından icra edilen Şuşi adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.